bombu sarılarının en verimli şekilde çalışabilmeleri ve önemli tozlaşma görevlerini yerine getirebilmeleri için sıcak yaz koşullarında serin kalmaları gerekir. Bombu sarıları çevresel koşullar ne olursa olsun kovan içindeki sıcaklığı 28 santigrat derecede tutmaya çalışırlar. Çevresel sıcaklığın ve güneş radyasyonunun kovan iç sıcaklığı üzerindeki etkileri büyük olabilir. Sera içerisindeki sıcaklık 33 santigrat dereceye ulaştığında bombu sarıları mahsulü polenlemek yerine kovan havalandırmasına odaklanır. Sera içi sıcaklık 35 santigrat derecenin üzerine çıktığında bombu sarıları hayatta kalma moduna geçer ve kovanı serinletmek için kuluçkaların üzerine şekerli su sıkıp havalandırmadan faydalanırlar. Bu da herhangi bir polinasyon çalışmasını durdurur. Doğrudan güneş ışığı kovan içindeki sıcaklığı 2 ila 15 santigrat derece arttırabilir. Bu kovanda daha düşük aktiviteye veya geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir. Bu nedenle kovanları doğrudan güneş ışığından korumak önemlidir. Bu Natupol kovanını mahsulün gölgesinde yere yakın bir yere yerleştirerek yapılabilir. Diğer bir seçenekse kovanın hem üst hem de yanlarından etkili gölgeleme sağlamak veya merkezi yürüyüş yolunun üzerine gölgeleme yerleştirmektir. Diğer soğutma yöntemleri ışık dağıtıcı cam ve kaplama kullanımını, dış havayla soğutmayı ve toprak kullanımını içerir. Unutmayın, bombu sarıları kötü polenlemeye neden olan tek faktör olmayabilir. Çiçek kalitesi sıcak iklim koşulları yüzünden de düşebilir. Daha spesifik tavsiye almak istiyorsanız lütfen en yakınınızdaki Kopert danışmanıyla iletişime geçin.